Abi ne kadar duygulu bir adam olduğunu bilirsin Filiz. Seni çok sevdiğini ve senin için her şeyi yapabileceğini unutma. Bir daha sevdiğim kadınları zerre kadar üzecek olursan döverim seni. Daha ikimiz. Aynen, ben de böyle dedim. Neyse, dur bakalım, Allah'tan ümit kesilmez. Haftaya daha çok var. Belki fikri değişir. Filiz. Allah Allah. Hangi Filiz acaba? Dur bakalım, bizim yalancı şoför buna ne uyduracak? Müsaade ederseniz. Ha, etmesen bakmayacaksın yani. Alo. Alo. Kim bu Mehmet Tanver? Filiz, iyi misin? Kim bu Mehmet Tanver? Hacer anneme git. Bir cüzdan varmış, almaya geldim de. Abi, bırak bu Da Vinci şifrelerini. Bana Mehmet Tanver'in kim olduğunu söyle. Git dediğimi yap Filiz. Hemen buraya gel abi, konuşmamız lazım. Gelemem Filiz. Gelirsin. Oğlum Tarık, bir bahane bulup gece otelden kaçman lazım. Of, yine mi yalan? Ama başka çaren yok. Nazan'ım? Hiçbir şey duymak istemiyorum. Hemen İstanbul'a dönüyoruz. Belgin Tekelioğlu aradı. Buradaki işimiz bitmiş. Hayret. İlk önce kızı seni arar, arkasından annesi beni. Neyse, umurumda değil. Bilmek de istemiyorum zaten. Ne bakıyorsun? Git eşyaları indir. Bitti sınıf arkadaşım arkadaşı ayağı. Aynen şoförümsün yine. Evet, bakın siz de duyun. Kendisi aslen şoförümdür. Herkese söyleyin. Biz gittikten sonra herkes bilsin. Annem de işe karıştığına göre İstanbul'da ortalık bayağı karıştı. Bak hala duruyor. Git eşyaları indir demedim mi ben sana? Emredersiniz. Ay, inanmıyorum ya. Ben bir de bunda dağa gideceğim. Bir de çerçeveli resmini yaptırdı Belgin teyzenin. Belgin teyze spor salonuna gelince veriyordu ki çalışanlardan birine. Böyle karşısında tutsun diye. Çok komik değil mi anneanne? Bilmem. Sadece sürekli sana bakıp anlattığından ben bir şey duymuyorum. Aa, olur mu öyle şey Hacer anneciğim? Ya ben Ayşe'ye bakıyorum ama aslında Ayşe sana söylüyorum. Hacer annem, sen anla durumları yani. İnsan patronunun çevirdiği numaraları sağda solda anlatmaz Sadri. İş ahlakı denilen bir şey var. Ama burası sağ sol değil ki Hacer annem. Aile içinde muhabbet. Sen ne zaman girdin aileye Sadri? Aman anneanne, Avrupa Birliği mi bu? Şu zaman başvurdum, bu zaman girdim. Ben kapıya bakayım. Bak bak. Aileye girmek isteyen birileri ise hemen al. İyi akşamlar. Filiz. Ya Hacer anne, sen de bana verilecek bir şey varmış. Kötü mü çaldık acaba? Otelin sahibi beğenmedi de Belgin Hanım'ı arayıp bizi kovduğunu söyledi belki de. Senin gitarın akordunda vardı bir sorun. 50 kere dedim sana salona girince kontrol et diye. Oda sıcaklığı değişince gevşiyiveriyor oteller. Akort makort kalmıyor. Ama maşallah. Girer girmez 3-5 kişi alkışlayınca gaza gelip drilling drilling drilling. Hızıma ve enerjime ayak uyduramadıysanız o sizin sorununuz. Ben konser mahalline girerim. Girdiğim anda solomu atarım. Seyirciyi büyülerim. İşinize gelirse. Kusura bakmayın Sayın Bakadoluccia. Haklısınız. 35 senedir konserlerinize böyle başlarsınız siz. Ne ukalasın sen ya? Biz bu mesleğe 35 senesini vermiş uluslararası sanatçılarız. İzin verin de biraz ukala olalım. Ve de 35 senelik tecrübemle şunu söyleyebilirim. Muhteşem bir konser verdik. İkimiz de harikaydık. Hele siz, kıyafetinizle, makyajınızla ve sahnedeki duruşunuzla oradaki herkesi büyülediniz.
Herkes. Evet, herkes. Sen de daha iyisin yani buna. İster miydiniz? Niye aramış seni? Kim? Filiz Tekelioğlu. Şey için aramış. Ama neyi düşün? Bu sefer mantıklı bir yalan uydur. Ne o? Bulamadın mı düzgün bir yalan? Aa. Ama sende bir performans düşüklüğü seziyorum Tarık. İşin ilginci, sen Filiz Tekelioğlu'yla telefonda konuşurken annesi de telefon açıp bizi geri çağırıyor. Ne tesadüf ama. Yoksa değil. Yoksa Filiz Tekelioğlu'nun sana olan aşkı depreşti de Bora'yı bırakıp sana dönmeye mi karar verdi? Annesi de destek mi çıktı bu duruma? Ve daha birçok sürpriz gelişme Yalancı Şoförüm dizisinin bu bölümünde. Sakın kaçırmayın. Evet, ben de dahil. Ne? Sen de dahil misin buna diye sormuştunuz ya. Evet, dahilim. Çello çalarken beni de büyülediniz. Sebebini de buldum. Çünkü çello çalarken konuşmuyorsunuz. Ama çelloyu bırakıp konuşmaya başladığınız an büyü müyü kalmıyor. Şarkı söyler misin bana? Neden? Çünkü sen de şarkı söylerken konuşamıyorsun. Bakma öyle, gecenin nemi düşmüş gözlerine. Ne olur ıslak ıslak bakma öyle, saçını döksin hemen derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak saçını döksin hemen derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle. Sürerim konuşmaya başladığın an çekicilik mekicilik kalmıyor. İşte böyle sayın yalancı şoförüm. Kısasa kısas. Bana laf edersen daha beterini işitirsin. Yok mu başka şarkı? Yok, bitti. Ne? Bildiğim bütün şarkıları söyledim. Başka kalmadı. Şarkı söyleyemeyeceğime göre sizin için hiçbir çekiciliğim kalmadı. Çekiciliğim kalmayınca hiç çekilmem. O yüzden daha fazla canınızı sıkmadan ben aranızdan çekileyim. Yani siz ve arabanız. Ne bekliyorsun? Gelip sana lütfen bin şu arabaya, beni yalnız bırakma diye yalvarmamı mı? İstediğiniz kadar yalvarın. Bana sürekli yalancı şoförüm diye hitap eden birinin yanında bir dakika durma. Ay çok özür dilerim. İnan bilmiyordum sana bu kadar koyduğunu, şoför denmesinin. Yalancı dememe takılacak değilsin herhalde çünkü yalancısın. İyi işte. Yanınızda yalancı birini çalıştırmak istemezsiniz herhalde.
Doğru söylüyorsun. Belki de ilk defa doğru söylüyorsun. Evet, istemem. Ve de istemiyorum. Sana hayatta başarılar. Ve de Filiz Tekelioğlu'yla mutluluklar dilerim. Filiz, nasıl gidiyor nişan hazırlıkları? Nişan ne zaman? Nişan? Sağ ol. Beni büyük bir dertten kurtardın. Hayatta cesaret edip kapıyı çalamazdım. Ümit? Demek hala unutmadın beni. Ben ne yaptım şimdi ya? Sadire, sen kafana şu tabağı yemediğine dua et. Mehmet mi? Anneanne Filiz'in nişanlısının adı Bora değil miydi ya? Ah, bak, bak hemen abisine şikayet etmiş değil mi? Çıkar çıkmaz bak. Alo. Ya vallahi ben bir şey yapmadım Tarık ya. Sadece nişan hazırlıkları nasıl gidiyor diye sordum. Ortam yumuşasın diye. Çabuk gel beni al. Neredesin sen? Hiçbir fikrim yok. Tamam o zaman. Sen hiçbir fikrim yokla, peki ben seni nasıl bulacağımın köşesine çık. Ben oraya geliyorum. Sadri bırak şimdi zevzekliği de beni iyi dinle. Kapıyorum. Babam sen olmazsan beni hayatta daha yollamaz. Şurada 40 yılın başı bir tatil yapacağım. Bir hafta daha idare edelim durumu. Telefonda canım sıkın deyince sen belki biraz eğlendiririm diye atladım geldim. Şimdi tabii sen evimi nereden biliyorsun diye soracaksın. İtiraf ediyorum, bir gün abini takip ettik. Naz'la beraber. Neden diye soracaksın tabii. Sonra daha ben birkaç saat daha kendi kendime konuşmaya devam edeceğim. Ya kusura bakma Ümit, canım sıkkın. Konuşmak ister misin? Hayır. Şimdi ben niye diye soracağım. Sen istemiyorum diyeceksin. Ben üsteleyeceğim, sen bozulacaksın. Ben üzüleceğim, sen gideceksin. O yüzden ben hiç niye diye sormayayım ve şimdilik gideyim. Ne zaman konuşmak istersen ben buradayım. Yani buradayım dediğim, burada kapının önünde sapık gibi bekleyeceğim anlamında değil. Yani telefonun öbür ucundayım. O da sürekli telefonun bir ucunda bir sapık gibiyeceğim anlamında değil. Yani sen aradığın zaman orada olacağım. Yani burada. Tabii şarjım bitmemişse ya da kapsam alanının dışında değilsem. Aramıyorsun hiç. Evet, işte buydu, işte buydu. Neydi? Seni gülümsetmek. Kendine iyi bak. Ya inan bilmiyordum ya. Yoksa o laf eder miyim ben hiç? Ya Sadri, senden bir şey istesem yapar mısın? Tabii ki. Şunu sat. Parasını da çatır çatır ye. İnan,
Böyle bir fedakarlığı bir tek senin için yaparım Filiz. Olmuş harika. Dedim Hulusi'ciğim benim için eve spor salonu kurdurmuş. Ellerimle bir güzel kahve yapayım. Sonra oğlumuzun başı belaya girmesin diye 1 milyon avroyu çıkarmış vermiş. Şunu hatırlatmasan olmaz değil mi Belgin? Aman Hulusi, oğlumuza 1 değil 1 milyon avro feda olsun. Olmak üzere zaten Belgin. 3,5 okula bir şu İtalyan kıza derken 1 milyon avro feda olmak üzere. Bak, bak sinirlendim elim titriyor gene. Neyse artık. Oğlumuzun çektirdiği acıyı, damadımızın verdiği keyifli unutacağız inşallah. Bak Belgin gördün mü? Damadımdan bahsedince nasıl bir anda durdu fincanın titremesi? Gördüm Hulusi. Ben yatıyorum. İyi geceler canım. İyi geceler Belgin'ciğim. İyi geceler. Ne kadar şüphelenmedi spor salonuna gittiğimden. Aferin sana Hulusi. Hiç değişmemişsin. Karda yürüyorsun, izini belli etmiyorsun. Sıra geldi. Uberkıs denen 1300 yaşındaki kadına yarın vuracağım büyük darbeye. Alo Mahi. Hazırladın mı eşofmanını? Tamam. Saat 11'de spor salonunda buluşuyoruz. Evet belki sanırım. Yarın Vahiy spor salonunda o gencecik atletik hatunları görünce bak bakalım bir daha gündüz vakti eve uğruyor mu? Aa! Ne oluyor ya? Of! Aa! Ay belim! Ah! Belim! Bacağım, baldırım, omzum, boynum, ayar dönüm tutulmuş be! Aman Hulusi, sakın Belgin'e belli etme, yanarsın. Ay, beni bu halde görmeden hemen yatağa girmem lazım. Allah Allah, herkes uyumuş. Pozitif enerji çarptı anlaşılan. Benden başka bir isteğiniz var mı? Hiç olmadı ki. Bunları taşımayı da sen istedin. Doğru. Senin benden istediğin bir şey var mı? Evet. Ne? Ben müsaadenizi isteyeyim. İyi. Filiz Tekelioğlu ile mi buluşacaksın? Bu sefer yalan söyleme Tarık. Bir kez olsun yalan söyleme. Bozulsa bile yalan söylemediğin için takdir edersin. Evet. Sürekli boş yere yalan söyleyip durdun. Bir kez olsun gerçekten yalan söylemen gerekirken tuttun doğruyu söyledin. Aferin sana. Çık git gözüm görmesin seni. Çık dedim sana. Tarık. Berrak Hanım. Bütün gün lavabo tamir ettim. Nasıl yorulmuşsam küvette uyuyakalmışım. Sesinize uyandım. Size bir şey soracağım. Sor. Siz kime benzediğinizin farkında mısınız? Evet. Şu ünlü kayıp İtalyan ralici Alfonso'ya.
İnsanlar çift yaratılır derler Berrak'cığım. Hayır. Tarık Tekelioğlu'na. Bazen de 300 yaratılır. Doğru söyleyin. Siz o musunuz? Sana bir sır vereyim mi? Evet. Hayır. Maşallah dişi sinek kaçmıyor senden. Sevgilinle buluşmaya giderken bile yolda artık kimi görürsen. Bir Balkıs Hanım kaldı, darısı onun da başına. Hadi dayan. Dayan Olgisi. Dayan da önce kapıya. Ah dayan Olgisi. Filiz, babana söyleyemedim durumu. Abin yüzünden zaten dellenmiş durumda. Bir de damadın sahtekar çıktı dersem inme incek adama. Bir yolunu bulmamız lazım. Oğlum Olgisi, son bir gayret. İçeri girme Bergin vaziyeti çakmadan kendini yatağa at. Hadi göreyim seni. Oh, acı yok Hulusi, acı yok. Bana bak, o kadar bilgisayarlara falan girdi bu Bora. Bankada bir haltlar yemiş olmasın? Sen bir kontrol et yarın. tamam Filizciğim, oldu. Bora'ya da selam söyle. Ben de canım. Bak babanın da çok selam var, öptüm. Filiz'le Bora'nın selam var. Hulusi, kıpkırmızı olmuşsun sen. Sıcak, ondan. Ay, nasıl da uykum gelmiş. Hadi Allah rahatlık versin Bergin. Hulusi, çorapla mı yatacaksın? Hava soğuk Bergin. Demin sıcak diyordun. Aniden döndü hava. Ya bölmesene uykumu ya. Ayol yorganın içine girsene. Bergin sıcak. Aa. Bak gene böldün uykumu. Aman Hulusi, iyi toparladın durumu. Bergin ziyade kadar şüphelenmedi. Sabaha nasılsa hiçbir şeyin kalmaz. Sana çok kızgınım abi. O nasıl adam dövmek? Özür dilerim. Kendime hakim olamadım Filiz. Aferin sana. Kaşını gözünü patlatsaydın bari. Biliyorum biraz sert oldu ama... Hayır ben ciddiyim. Kaşını gözünü patlatsaydın o pis sahtekarın. Ağzını burnunu kırsaydın. İki bant yapıştırdık, bir pansuman. Hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta dolanıyor. Bir dikiş bile atmaya gerek kalmadı. Bu nasıl kardeşine sahip çıkmak? Özür dilerim abi seni dinlemediğim için. Söz. Bir daha sana göz süzeni ayağından tavana asacağım. Eğer sahtekar çıkarsa herhalde. Ben önlemimi alayım da. Sahtekar değilse de indirir özür dilerim. Of kesin evde kaldım. Hulusi, kalksana saat 10 oldu. Aa, ikinci Ramses gibi yattın kaldın öyle. Kalk kahvaltı hazır. Tamam, geliyorum Bergin. Allah Allah. Neyse, dün geceyi kazasız belasız atlattık. Bergin spor yapıp her tarafımı tutulduğunu zerre kadar anlamadım. Hadi geçmiş olsun Hulusi. Şimdi kalk ve o Berkıs denen... 1300 yaşındaki kadının gününü zehir etmeye başla. Bittin sen Berkıs, bittin. Hadi bakalım. Kusura bakmayın Berkıs Hanım. Saat 6'ya kurmuştum. Kalkıp mutfağı silmek için ama... Uyanamamışım. Bir daha dikkat edersin Berrak'cığım.
Bak temizliği yetiştiremediğin için domatesleri ben kesmek zorunda kaldım. Hadi bakalım şimdi götür şunları. Sofraya diz. Derhal. Ah zavallı kızcağız. Hulusi Bey ile aramdaki kavgada bütün yumruklar sana isabet etti. Ben bu berrağın çektiği cefa içinde ayrı hesap soracağım sizden Hulusi Bey. Havaalanından aradı beni. Londra'ya dönüyorum. Bu son şansım olabilir kaçmak için dedi. 20 sene Tarık'cığım. 20 sene gözüm gibi baktım. Paşalar gibi büyüttüm. Şimdi belki de sonsuza dek avucumdan uçup gitti yavrum. Siz doğru olanı yaptınız be kızım. Bu evin sizin pozitif enerjinize ihtiyacı var. Ne yapıyoruz sabahları mutsuz kalkınca yataktan? Derin nefes alıyoruz. Gülümseyerek içimizdeki pozitif enerjiyi nefesimizle yayıyoruz. Ah canım. Karayip korsanım benim. Cidden bravo. Bir ben kızanım eksik kaldı demiştim. Onu da sabahın ilk ışıklarıyla tamamladın. Ben rahatsız etmeyeyim sevgili Karayip Korsan'ı. Mutfaktaki yağmalaman bitince okula bırakıverirsin beni. Ah, çok üzülüyorum Nazcığım'ın bu sıkıntılı haline. Her gece düşünüyorum ne yapsam, ne etsem de mutlu olsa diye. Çıkamıyorum işin içinden. Bana yardım edersin değil mi Tarık'cığım? Yardım etmenin tek yolu var. O da uzaklaşmak. Emin misin? Tam tersi olmasın. Berrak'cığım, düzgün bir şekilde dizdin mi kahvaltılıkları? Tabakların ince tarafları doğuya bakacak. Ve yukarıdan bakıldığında tam bir kare oluşturacaklar. Ben düzgün dizdim de... Naz Hanım... Ben bir bakayım. Nereden çıktı bu spor salonu işi? Şimdi beni evde böyle bir gören olsa bittim ben, bittim. Kimseye gözükmeden evden çıkmam lazım. Saat 10:30. Hulusi Bey çoktan gelmiş ısınma hareketlerine başlamıştı bile. Amma miskinlik yaptın bugün. Hadi kalk artık. Aa! Ne oldu sana Hulusi? Yok bir şey Belgin. Ah! Kimseye gözükmeden merdivenlerden sonra kapı... ...sessizce kapıyı açıp... Aman Allah'ım. Babamın yıllardır bizden sakladığı bir ikizi varmış. Saçmalama Ümit. Benim ben. Yo yo hayır. Sen olamazsın baba. Sen ve eşortman. Aha. Balık ve yoğurt gibi bir şey bu. Hulusi amcan tutturdu spor salonuna gideceğiz birlikte diye. Mecburen gittim. Eşofman aldım. Baba insaf. Adam aya gideceğiz dese astronot kıyafeti mi alacaksın? 10 milyon dolar Ümit. Gerekirse hep birlikte Mars'a gideriz baba. Yalnız aşağıda seni böyle görünce herkes... Of ya sorma. Dur. Bak aklıma ne geldi. Ümit sen in aşağı. Bütün ev halkını bir bahaneyle bahçeye çıkar. Bana haber ver. Ben kimse görmeden kaçayım. Tamam mı? Tamam baba. Aslan oğlum benim. Hadi göreyim seni. Naz Hanım. Efendim korsancım.
Biraz sinirlisiniz galiba. Evet ama sorun değil sevgili kara ipli şoförüm. Çünkü sinirimden nasıl kurtulacağımı sağ olsun Belkıs Hanım sayesinde öğrendim. Bak şimdi. İlk önce kollarımı açıp böyle derin nefes alıyorum. Sonra nefesimi verirken beni sinirlendirene ağzıma geleni söylüyorum. Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Naz, Alfonso. Ya sizden bir şey rica edeceğim ama çok önemli. Belkıs Hanım'la Berrak nerede? Alo. Efendim Ümit. Aferin sana. Tamam tamam ben çıkıyorum. Helal olsun Ümit sana. Babanı rezil olmaktan kurtardın. Mümkün değil eşofman giymiş olamaz diyenler pamuk ellerce be. Baba bu ne hal? Ümit nasıl yaparsın bunu? Nasıl yapmam baba? Bu ev halkını şu muhteşem görüntüden nasıl mahrum bırakırım söyler misin? Kesene bereket Alfonso. Bir de iddiaya girdin utanmadan değil mi? Teessüf ederim baba. Bu iddialardan kazandığım paranın tamamını Bahi Özkulu Kalkındırma Vakfı'na bağışlayacağım. Kendisine ileride krampon, dizlik, kayısı, şeftali, elma gibi şeyler alacağım. Ama doğruya doğru vay beyciğim. Cidden çok yakışmış. Hele o kafanızdaki bant. Değil mi Nazcığım? Ya tıpkı Karayip yerlilerine dönmüş. Ya Hulusi Bey tutturdu seni spor salonuna götüreceğim diye. Ha, şimdi anlaşıldı. Mecburen gideceğim artık. Sıkıntıdan patlayacağım kesin ama ne yapalım? Aslında benim sıkıntınızı geçirecek bir fikrim var. Ah Hulusi al. Şu haline bak. Yatak odasından salona 3 kişi 18 dakikada indirdik. Isır babiş. Ama ben biliyorum niye böyle tutuldu senin her tarafın. Sen benden spor yapıyorsun değil mi? Hiç saklama benden Hulusi. Bunun başka açıklaması yok. İtiraf et. Ben yatınca gizli gizli şu eve kurdurduğun aletlere biniyorsun, saatlerce inmiyorsun. Belgin, senden de bir şey saklamak imkansız. Ha şunu bileydin. Başında Meltem Hanım gibi bir bilen, bir yol gösteren de olmayınca böyle tutulursun işte. Ne yapalım? Ettim, buldum. Bundan sonra Meltem Hanım'la çalışarak... Tabii tabii, Meltem Hanım'la çalışsa. Hatta iki de Tayvanlı genç bayan tutalım. Onlar da spordan sonra böyle masaj yapsınlar. Sen nasıl uygun görürsen hayatım. Saçmalama Hulusi. Meltem de yok, Tayvanlı da yok. Sen değil misin ne kadar yaşlandım, ben yaşım gerektirdiği gibi yaşayacağım diye? Onu sporu müforu. Çok istiyorsan çık havuzun etrafında yürü 2 tur at. Neyse ben bankaya gidiyorum. Şaka yapıyorsun herhalde Hulusi. Ne bankası? Sıkışsan tuvalete gidecek halin yok. İyiyim iyiyim ben. Açıldım. Giderim ben. Omlet toplantı var. Geç kaldım zaten. Saçmalama hiçbir yere gitmiyorsun. Gitmiyorsun değil gidemiyorsun zaten. Açıldım diyorum Belgin daha. Hadi kaçtım ben. Briz ne bakıyorsun öyle? Bir el atsana. Anladım. Alışmadık Belgin. Hulusi eşofmanla mı gideceksin işe? Cuma günleri serbest kıyafet Belgin. Ne zamandan beri? Şu andan itibaren Belgin. Yavaş. Filiz, benim bir işim var. Bankaya gelmeyeceğim bugün. Banka sana ve damadıma emanet. Yarın akşamki nişan gecesi için hazırlıklar tamam değil mi? Bak rezil olmayalım eşe dosta. Kuş sütü eksik olmasın, tamam mı? Tamam babacığım. Hadi gidelim. Peki efendim.
Kuş sütü eksik olmaz da damata dayı eksik baba. İnanamıyorum. Koskoca Vahi Özkul kuklaya dönmüş. İplerden birini Hulusi Tekelioğlu eline almış. Öbüründe Belkıs, işte soyadı her neyse. Hop bir de hop bir de oynatıyorlar babamı. Hadi Hulusi Tekelioğlu 10 milyon dolar kredi verdi. Bu Belkıs ne verdi peki? Pozitif enerji. Bana karşı o suratsız kadını savunuyorsun demek. Kim bilir o da Bora gibi ne sahtekar çıkacak. Hatta belki de sahtekarlık sanatının inceliklerini öğreten ta kendisi. Nasıl da sızdı evin içine bir haftada. Yerli Matahari. O kadının sizi ne kadar çok düşündüğünün farkında mısınız? Farkındayım tabii. Babama giden yoldaki en büyük rakibi benim. Beni nasıl alt edeceğini düşünüyor sürekli. Bunlar resmen çete. Bora Tekelioğulları'na sızacak, bu Özkullara. Bora hiçbir yere sızamayacak. Doğru, pardon. Ben unutmuşum. Filiz Tekelioğlu Bora'nın sahtekar olduğunu anlayıp sana dönmeye karar vermişti. Nasıl geçti geceki görüşmeniz? Bol bol özlem gidermişsinizdir. Naz Hanım, daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Filiz Hanım'la aramda düşündüğünüz gibi bir şey yok. Olmadı ama. Senin gibi usta bir yalancı böyle durumlarda hemen en basit yalanı söyler. Aramızda duygusal bir şey yok. O beni abisi gibi görür. Ben de ona kardeşim gözüyle bakarım. Aynen öyle. Tabii. Ben de inandım. Neden vazgeçmiş Filiz kardeş Bora Bey'den? Anlamış mı nasıl sahtekar olduğunu? Evet. Öyle mi? Nasıl? Sizin o hiç beğenmediğiniz Belkıs Hanım sayesinde. Ya sen niye bu kadar safsın? Hadi babam tamam. Sen nasıl inanıyorsun bu kadının laflarına? Kadın 20 yıldır elinde büyüttüğü, canından çok sevdiği Boracığını bir kalemde siliverdi yani, öyle mi? Evet. Ve bir gün sebebini anlayacaksınız. Ve o kadına ne büyük haksızlık yaptığınızı fark edeceksiniz. Hay Allah, istemeden gördüm, iyi mi? Açsana. Yazık. Kızcağız bir abi nasihati isteyecekti belki de. Demek bunların abisiyle arası kötü. Tarık Tekelioğlu hiç ilgilenmiyor ki kız kardeşiyle. Şoförlerden medet umuyor zavallı. Açsana. Alo. Abi hemen bankaya gel. Babama burayı söyleyemedim. Bir sürü toplantı var. Senin girmen lazım. İmza durumları. Tamam. Kaçta? Anne kaçtım ben. 11:30'da. En son 4'te var bir tane. Tamam, yetişirim. Kaçta bitiyordu dersiniz? Vazgeçtim, okula gitmiyorum, eve döndüm. Ne? Eve dön dedim. Tatile çıkmaya karar verdim. Ne zaman? Hemen şimdi. Niye dönmedin sen hala? Naz Hanım, bu biraz ani bir karar olmadı mı? Evet öyle oldu. Bir sorun mu var? Benim bugün bir işim vardı. Senin bir tek işin var. O da benim şoförlüğüm. Başka işin varsa ben seni hiç tutmayayım. Çabuk yap seçimini. Ben mi o mu? Yani benim işim mi o öbür iş mi? Yani ben mi o mu derken iş anlamında dedim. O kadarını anladın herhalde. Bana birkaç saat izin verseniz. Hemen şimdi dedim. 10 saniyen var. Ya hemen dönersin ya da sakın bir daha eve dönme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Son saniyeye kadar bekleyip saçma bir manevrayla döneceğine 10 saniyede adam gibi dönemedin yani. Pes. Siz döndüğüme dua edin. Ben dua edeceğim. Niye? Şoförüm arabayı döndürdü diye. Bir de döndürmeseydin. İşsizsin şu anda, işsiz. Evet, buyurun kovun şimdi. Siz de rahat edin, ben de. Çabuk döndür şu arabayı. Ona kadar sayıyorum. Ya benden özür diler, adam gibi dönmemi söylersiniz ya da... Ya da ne? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ya hemen dönersin ya da atlarım aşağı.
sen neredesin Zibidi ha? Yavaş efendim. Ya nerede olacağım Hulusi amcacığım? Bankadayım. Aman çok ihtiyacı vardı bankanın sana. Bankadaymış. Banka sen olmasan da yürür. Doğru. Ama siz ben olmasam yürüyemezsiniz Hulusi amcacığım. Sen de ben olmasam işsiz kalırsın. Yavaş be sen de. Tabakhaneye mi yetiştiriyorsunuz beni? Pardon efendim. Ya Hulusi amca akıl var mantık var. Düz yolda yürüyemiyorsun. Nasıl spor yapacaksın? Yapmayacağım. Yaptıracağım. Bahiye. Artık onu buraya alıştıracağım. Sağında solunda taş gibi hatunları görünce evdeki 1300 yaşındaki Belkıs'ı hafızasından ebediyen silecek. Bana yaşlı muamelesi yapmanın cezasını çektireceğim o kadına. Bittin sen Belkıs, bittin. Ah Belkıs, ah. Ah. Yavaş lan. Pardon efendim. Nihayet geldi işte. Ya nerede kaldın Hulusi, merak ettik. Sağ olsun Belkıs Hanım beni yalnız bırakmadı. O olmasa patlardım sıkıntılı. Dedi ben de geleyim sizinle. Bir yandan spor yapar, bir yandan muhabbet ederiz. Vaktin nasıl geçtiğini anlamayız. Buyurun Hulusi Bey, katılın bize. Bunu size ayırdık. Hadi Hulusi, hadi yetiş bize. Aman Vahide, sizin hızınıza yetişmek haddimize mi düşmüş? Maşallah tazı gibisiniz tazı. Vay, ya, bindirin beni. Ama Hulusi amca. Ya. Bindirin dedim ulan. Dikkat. Aman Hulusi Bey dikkat edin. Malum ne demişler, 40'ından sonra azanı, 50'sinden sonra koşanı teneşir baklar. Hele sizin gibi 60'ında. Bas Sadri, hızlı koşma tuşuna bas. Ya bunu yaptığım için kovulmayacağıma söz verin. Yapmazsan kovulursun. Bas! Bas! Aa, tut beni Sadri! Evet beyefendi, tebrik ederim. İki tehlikeli dönüş, bir kapı açma. Bravo, zevkle izledik, şiddetle kınadık. Bir açıklama yapmak ister misin? Yoksa direkt cezaya geçelim mi? Açıklama yapsak cezayı etkiler mi? Hayır. O zaman biz vaktinizi almayalım. Direkt kesin cezayı. Niye kaçıyorsun anlatmaktan? Haksız olduğun ortaya çıkacak diye mi? Naz Hanım, uzatmasak meseleyi. Memur Bey, bu beyefendi benim şoförüm. Kendisine bir emir verdim, yerine getirmedi. Kusura bakmayın, emre itaatsizlikten trafik cezası kesemiyoruz. Benim derdim o değil. Cidden nedir sizin derdiniz Naz Hanım? Söyleyin ben de bileyim. İzin verirsen ben memur beyle konuşuyorum. Oradan lafa girme. Ama benim hakkımda konuşuyorsunuz. İşte görüyorsunuz değil mi memur bey? Sözüm ona emrimde çalışıyor ama dili pabuç kadar. Sadece okulu kırmanızı istemedim. Hadi canım. Okulu kırmamı istememişmişmiş. Senin kardeşinle buluşman tehlikeye girdi. Tek derdin o. Bence sizin de tek derdiniz kardeşimle buluşmamı tehlikeye sokmaktı. Apar topar tatile gitmek istiyorum derken. Bak sen. Evliyseniz şiddetli geçimsizlik de yazabilirim. Ay sağ olun yani memur bey. Beni de şoföre yakıştırdınız ya. Bravo. Kusura bakma kardeş sana ceza kestiğim için. Sen belli ki zaten cezanı çekmişsin. Sağ olun memur bey. Hah, tam erkek dayanışması. Memur bey çabuk yazar mısınız şu cezayı? Daha gidip bavul toplayacağım ben. Yolumuz uzun. Memur bey siz oraya bol bol yazın. Biz bu gidişle daha çok döneriz. Hulusi amca. Hulusi amca. Hulusi amca. Hulusi amca. Bayıldı adam resmen. Sadri evladım, şöyle hafif bir iki tokat at, kendine gelir be. Yok, ben atamam. Sonra kim attı diye sorar, öğrenirse ben işimden olurum. Siz atın. Ben hayatta atamam. 10 milyon dolar kredi aldım adamdan. Ben atarım. Hulusi amca. Ne duruyorsun? Bindir beni alete. Hepsini geçeceğim, bindir beni alete. Bindir aleti çabuk. Hulusi Bey siz böyle giderseniz bundan sonra bineceğiniz alet dört kollu olur. Tövbe tövbe Belkıs Hanım. O ne biçim laf? Hadi hadi itiraf edin komikti. Hadi. Doğru valla. Vahiy. Hulusi'ciğim. Belgin Hanım'a haber verelim mi? Sorarsa ben spor salonuna falan gitmiyorum. Aman ha, yanarım ha.
Bak sen, demek yanarsınız Hulusi Bey. E o zaman bakalım hafif ateşte nasıl oluyorsunuz? Ya inanmıyorum sana abi. Ben sana bankada lazımsın diyorum. Sen bana evden kayak takımımı getir diyorsun. Filiz, aniden çıktı, ben ne yapayım? Maaşlı elemanım ben burada. Ekmek aslanın ağzında kızım. Herkes senin gibi oturduğu yerden para kazanmıyor. Ay yapma abi, böyle konuşma, beni de ağlatacaksın. Ne diyorsun sen abi, ne aslanı ne ekmeği? Ha sen aslanın ağzındaki ekmek yerine İtalya'da hatunların elindeki spagettiyi yemeseydin, şimdi bankanın başındaydın. Enayiline doyma. Tamam tamam, uzatma. Sadri'de var benim vekaletname. O atsın benim yerime imzayı. Ya Sadri'yi bankada görene aşk olsun. Babam yokken sürekli arazi. Ay şikayet edeceğim babama. Sen yokken sürekli işi kaytarıyor diye. Hadi. Yavaş. Yavaş Hulusi amca. Dikkat. Ah Hulusi. Ben dedim değil mi çıkma evden diye. Sormayın Belgin teyze. Arabada iki taraftaki pencereyi de açmış. Tabii cereyanda kalınca zaten tutuktu. İyice tutuklandı. Yani tam tutulmuş. Zaten gece yarısı gizli gizli spor yapıyor evde. Böyle giderse bir tutuklanacak, evden hiç dışarı çıkamayacak. Sen idare edersin Filiz. Ben sana güveniyorum. Orada lak lak çene yapmayı bırak da gel şu bavulları taşımama yardım et. Emredersiniz. İki dakika duramıyorsun telefonla konuşmadan. Bozulmamıştır inşallah kardeşin. Yok, kardeşim anlayışlıdır benim. Kardeşim mi? Sen söyledin mi benim senin kardeşin olduğumu? Filiz, o mevzuya girme. Anlatması çok uzun sürer. Hanımefendinin kolu yorulur iki parça bavulu kendi taşısa. Tek amacı bana iş çıkarmak. Bu dört tane bavul mu inecek? Yok, hayır. Koltuklarla yatak inecek. Ben odada kalacak eşyaları bavula doldurdum, karışmasın diye. Tabii ki onlar inecek, soruya bak. Ben sadece hafta sonu için gidiyoruz sanıyordum. Evet. Ha, diyorsunuz memnun kalırsam yerleşirim. Evet Hulusi, anlat bakalım. Nasıl geldin sen bu hale? Yama çıktı. Öbürü de açıktı. Yemezler Hulusi. İki cam açık diye bu kadar tutulmaz insan. Ön iki cam da açıktı. Hulusi, isterse arabanın üstü açık olsun. Sen yine bir haltlar yiyorsun. Aa, teessüf ederim Belgin. Alo? Belgin Hanım, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Ben Belkıs. Vay Bey'in yardımcısı, hatırladınız mı? Aha, evet, hatırladım. Feng Shui, Kuzey Güney. Buyurun. Hulusi Bey'i merak ettik de. Bugün öyle spor salonunda aniden kas katı kesilince. Kimmiş? Dur dışarıda konuşayım, burada kafanı şişirmeyeyim. Bir dakika. Kusura bakmayın Belkıs Hanım, beklettim biraz. Nerede dediniz? Spor salonunda. Her gün gittiği. Her gün? Ya. Hayır, endişeleniyor insan. O yaşta saatlerce. O alete bin, ondan in, öbürüne bin. Ciğer dayanmaz buna. Maazallah küt diye. Aman Allah korusun. Haklısınız. Tabi biz Vahi Bey'le elimizden geldiği kadar göz kulak olmaya çalışıyoruz. Sağ olsun oradaki genç kızlar da bir an bile yalnız bırakmıyorlar Hulusi Bey'i. Ama bugün olanları gördük. Sonra bir de geçen gün olanlar. Ay ben böyle telefonda başınızı ağrıtmayayım. Yarın işiniz var mı? Sorun değil. Gerekirse ertelerim. Ah, geleyim de yüz yüze konuşalım. Telefonda anlat anlat bitmez Hulusi Bey'in hikayeleri. Ama tabii işiniz varsa. Aa, erteledim bile. Saat 2'de bekliyorum. Güle güle Belkıs Hanım. Ah. Ah.
Kimmiş Bergin'cim? Boş ver. Demek cereyanda kaldın Hulusi. Dört can birden. Sen asıl yarın bir cereyanda kalacaksın ki Hulusi, farkında değilsin. Belkıs Hanım, biz gidiyoruz. Size de haber vereyim dedim. Sana ördüm bunu. Sıcak tutar. İyi yolculuklar Nazcığım. Aman dikkatli gidin, aklım sizde kalır sonra. Hadi güle güle. Hala sığdıramadın mı dört tanecik bavulu? Ben sığdıramıyor değilim. Onlar sığmıyorlar. Şart mı şu bavulu götürmen? Hayır. Dalga geçiyorsun benimle. Yok. Almayabilirim yanıma. Sizdeki dört bavulun içinden mutlaka bana da giyecek bir şeyler çıkar. Şapkanıza bayıldım. Çok sevdiysen. Al senin olsun. Dört saat böyle mi gideceğiz? Yok. Arada isterseniz yer değişiriz. Onu demiyorum. Böyle sessiz mi yani? Yok. Arada isterseniz kavga ederiz. Yok istemem. Daha yeni ettik. İsterseniz en çekici halime bürünebilirim bir anda. Ha, bir sürü çekici halim var da en çekicisine bürüneceksin. Aman aman. Hele kafanda o pomponlu şey varken hiç uğraşma. Siz bilirsiniz. Hem zaten bildiğim bütün şarkıları söyledin. Kalmadı ki. Tatile gitmeye karar verince yeni bir tane öğrendim. Öyle mi? Bir ara söylersin. Ha, yalvarmamı bekliyorsun galiba söyle diye. Yok. Söylesene o zaman. Çok mu istiyorsunuz? Yok. Söylememi istediğiniz zaman söylerim. Sen söylemek istediğin zaman söyle. Ben siz söylememi istediğiniz zaman söylemek istiyorum. İstiyorum. Neyi? Neyi olabilir? Şarkı söylememi mi? Ay tamam, istemiyorum. Niye değiştirdiniz fikrinizi? Sayende. Naz Hanım, bu yol böyle bir şarkı yüzünden didişerek geçmez. Ne yapacaksın? Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak. İster okşa, istersen öldür. Aşk için ölmedi aşk o zaman aşk. Aşk için ölmedi aşk o zaman İçime çektim bir nefeste. Yüreğim tutuklu, göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter, hazırım bak. Aşk için ölmedi aşk o zaman. Allah'ım, Allah'ım, ateşlere yürüyorum. Allah'ım, acı ile, aşk ile büyüyorum. Araba bozuldu. Çalışmıyor mu? Hayır. Hiç yakışmadı Tarık. Bari daha orijinal bir numara bulsaydın.
Belki bir şansın olurdu. Ama araba bozuldu numarası. Şimdi daha inandırıcı olsun diye bu soğukta inip motora da bakarsın sen. Ben bir motora bakayım. Sen şimdi üşürsün de. Benim de içim gider burada. Üzülürüm senin için. Ah Tarık, ah. İşte beni Filiz Tekelioğlu ile bir tutarak hayatının hatasını yaptın. Donsan inip üzerine bir hırka vermem. Tamam işte ısrar etme. Yemedim üşüme numarasını. Gir içeri artık. İyice abarttı bu. İyi belli ki tutmuş bu taktik. Filiz Tekelioğlu şu anda kesin dayanamayıp inip yanına koşmuştu. İşte bu da Naz Özkul farkı. Ya tamam uğraşma. Biner misin şu arabaya? Bir şeye daha bakacağım. Bir dakika. Donacaksın. Bak işte şimdi de cevap vermeme numarası. Ben iyice merak edeyim, inip yanına gideyim diye. Filiz Tekelioğlu kesin gitmiştir. Biner misin şu arabaya? Şu kabloları bir bağlayayım. Binmeni emrediyorum. Tabii şimdi arabaya bindikten sonra bir süre içi titrer. Hangi kız etkilenmez ki kendisi için bu soğukta araba tamir etmeye çalışmış ve üşümüş bir gençten? Benim dışımda tabii. Of, soğuk. Cidden. Tamir edemedin mi? Tabii öyle bir cevap verecek ki şimdi şoförlüğüne de laf getirmeyecek. Aslında biraz vakit. Bir de düzgün alet edevat olsa tamir ederim de dışarısı durulacak gibi değil. Aferin, tam tahmin ettiğim gibi. Arayıp yardım çağıralım mı? Burada çekmeyebilir cep. Tabii ya, plan muhteşem. Arabayı cebin çekmeyeceği bir yerde bozacaksın. Biraz bekleyelim, belki bir araba geçer. İyi, bekleyelim bakalım. Şimdi sen tam şu anda o üçlü şarkıya bir daha girersin. Seni içime çektim bir nefeste. Yüreğim tutuklu, göğsüm i̇şte. Kafeste. Sadri, ekonomiden 95 aldım. Aferin kız. Sınıftaki en yüksek nota. Onu bana söylememiştin. Şimdi aklıma geldi anneanne. Neyse, toparladın yine derslerini. Bir ara korkuttun beni. Hangi ara? Ya boş ver, geçti gitti. Ha. Anladım. Ben biraz uzanacağım Açan annem. Hulusi amcayı bir oraya taşı, bir buraya taşı. Çok yoruldum. Sağ ol yani anneanne. Şarttı sanki o konuyu açman. Sen kapadın çünkü o konuyu. Kapadım tabii. Görmedin mi? Geçen gün geldi, yüzüne bile bakmadım. Selam bile vermedim. Ben de onu diyorum kızım. Filiz? Ya Hacer anne... Bana bir şey verecek misin? Dün değil miydi o Filiz? Şaka şaka. Aa, tulumba tatlısı. İşte konu böyle kapanır. Bir espri, üzerine bir tulumba. Hayırdır Filiz? Ya benimle görüşmek isteyen bir çocuk var. Aman, bana fikrimi sorma. Yok. Evimin burası sanıyor da. Niye şaşırdın Hacer anne? Burası benim de evim sayılır. Ne de olsa ben de ailedenim. Ya hangimiz değiliz ki? Hava iyice soğudu. Çok üşüdüm. Hala da geçen yok. 45 dakika oldu. Ne gelen var ne giden. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Ne kadar bekleyeceğiz daha? Araba maraba geçmedi, sabahlayacak mıyız? Daha iyi bir fikriniz var mı? Anlaşıldı. Bu araba bozuk numarasını sürdürecek. Blöfünü göreyim de itiraf etmek zorunda kalsın ucuz numarasını. Var. Ben gidiyorum. Nereye?
Medeniyete. O bana gelmiyorsa ben ona giderim. Bu kadar yol geldik. Buralarda bir yerde olması lazım. Daha en az 15 kilometre yolumuz var. Hayatta yürüyemezsiniz. Niye? Gece vakti tekin değil bu yol. Vay, şimdi kış vakti ayılar kurtlar iner masalıyla göz korkutmaca. Dağ başındayız, kış vakti. Bunun ayısı var, kurdu var. Yok artık. Ciddiyim. Sen bayağı iyi biliyorsun bu civarları. Daha önce bu muhitte yolda kalmışlığım var galiba. Ne? Hadi hadi. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Ben gidiyorum. Naz Hanım, sakın. Cidden soğukmuş. Naz Hanım, binin şu arabaya, üşüyeceksiniz. Yok, üşümüyorum ben. Üstüm kalın. Naz Hanım, biner misiniz lütfen şu arabaya? Sıkıldım arabada oturmaktan. Ben gidiyorum. Naz Hanım! Şimdi kesin gelip kolumu tutmalar, koluma girmeler, avuçlarımı ısıtmalar. Yakınlaşmak için tam fırsatı. Sakın yeme bu numaraları Naz. Naz Hanım, lütfen gelir misiniz? Ya bırak kolumu, gideceğim diyorum. Naz Hanım, saçmalıyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz böyle? Saçmalıyorsan benim derdim. Sana ne? Siz bana emanetsiniz. Araba da sana emanetti ama bak, sersem sepelek yatıyor yol kenarında. Tam da yerinde yani. İstesem bu kadar olur. Ne demek istiyorsunuz? Hiç. Ben mi bozdum yani? Ben öyle bir şey mi dedim? Demiş kadar oldunuz. Vallahi yarısı olan gocunur. Naz Hanım, eğer bir an bile arabayı benim bozmuş olabileceğimden şüphelendiyseniz şu anda istifa ederim. Bu sessizlik hiç hoşuma gitmedi. Bir şarkı söyle o zaman. Demek bana bu kadar güveniyorsunuz. Peki. Buyurun, gidelim. Nereye? En yakın medeniyete. Size yolda eşlik edeceğim. Ondan sonra ben artık bir taşıt bulur ve giderim. Size de daha fazla yük olmam. Sen bilirsin. Buyurun. Vay, blöfe blöf demek. Sen bu oyunu uzattıkça ben de uzatacağım Tarık Efendi. Ve de hiçbir güç beni yolumdan döndüremeyecek. Çünkü ben diğer kızlara benzemem. Ne oldu? Duymadın mı? Duydum. Korkmadın mı? Unuttunuz galiba. Buralar benim muhitim. Her geçişimde arabayla mahsur kalırım. Buranın kurtları beni tanır. Hatta sever ve sayarlar. Kurt muydu o? Galiba. Ses yakından geldi. Birazdan görür, emin oluruz. Ne? Oyalanmasak diyorum. Sesi duyan diğer kurtlar da toplanırlar şimdi. Mutlaka içlerinden 8-10 tane beni tanımayan çıkar. Yemezler Tarık Efendi. Beni korkutamazsın. Ben bir şey yapmaya karar verdim mi, asla sözümden dönmem. Ne oldu? Arabaya dönelim. Buyurun, dönün. Sen de gel. Niye? Yalnız kalmak istemiyorum. Neden? Ya korkuyorum işte, tamam mı? Söylettin, mutlu oldun mu? Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz? Evde, sofrada o kurbağayı gördüğünüz günde böyle yapışmıştınız koluma. Tabii o zaman bu kadar sıkmamıştınız. Herhalde. O kurbağa, bu kurt. İnanmıyorum ya. Elimi tuttu, ben de izin verdim. Şimdi ister misin bir de filmlerdeki gibi ayağı sendeleyip... Pardon, ayağım kaydı. Tamam, kaydıysa kaydı. Uzatmaya gerek yok. Ben etrafa bakınacağım. Belki yakınlarda kalacak bir yer bulurum. Bu civarlarda tek tük evler vardır, köylülerin kaldığı. Tanrı misafiri izler, gireriz. Kapıları kilitle, sakın bir yere kaybolma. Kaybolmayın. Ne? Kaybolmayın diyecektin, kaybolma dedin. Dağ başında mahsur kalmış olabiliriz. Ama bu patron ve şoförü olduğumuz gerçeğini değiştirmez.
Özür dilerim, izninizle. Tamam ama gecikme. Tamam. Tabii ya, çok zekice. Kızı bir süre yalnız bırak ki yokluğunu fark etsin. Korksun ki sana ne kadar ihtiyacı olduğunu görsün. Beklesin ki değerin artsın. Ben de yedim. Hatta dur dur. Kesin birazdan gelir ve eski bir kulübe buldum. Geceyi orada geçirebiliriz der. Ah Filiz Tekelioğlu ah. Seni çok iyi anlıyorum sevgili arkadaşım. Sen çok zekice bir oyunun kurbanı olmuşsun. Üzme kendini. Senin yerinde kim olsa düşerdi bu tuzağa. Ben hariç tabii. Hadi Naz göreyim seni. Git de döndüğünde şaşırıp kalsın uyanık. Teyp kaydı olma ihtimali var mı bunun? Böyle ormana kurulu bir hoparlör düzeni yapmış olabilir mi acaba? Yoksa ben artık hayal gücümün sınırlarını zorlamaya mı başladım? Ay! Ay Tarık! Tarık! Şanslıyız. Biraz ileride eski bir kulübe buldum. Geceyi orada geçirebiliriz. Yok artık, bu kadar da olmaz. Sevinmiş olman lazım. Niye? Başımızı sokacak bir yer buldum diyorum sana. Size. Naz Hanım, şimdi buna takılmasak. Hava daha soğumadan gidelim. Kaç kişi yaşıyor bu kulübede? Kimse. Ben gelmiyorum. Naz Hanım, saçmalamayın. Ne demek gelmiyorum? Gelmiyorum. Ben burada geçireceğim geceyi. Naz Hanım, donarsınız. Ne yani, orada donmaz mıyız? Şömine mi var bit kadar kulübenin içinde? Evet. Ve bunların hepsi hala tesadüf. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne? Doğru söyle. Kaçıncı kez oynuyorsun bu oyunu? Naz Hanım, derhal iner misiniz şu arabadan? İnmiyorum. İneceksiniz. Bir kere sen bana emir veremezsin. Ben sana emir veririm. Bunu unutma. İnmiyor musunuz şimdi? Hayır. Siz bilirsiniz. Aferin Naz. İşte böyle pes ettirirsin adamı. Hepsini ödeteceğim sana. Ne demek, vazifem. Benim yerimde kim olsa aynını yapardı. Teşekkür etmenize gerek yok. Etmedim ki zaten. O sizin kendi ayıbınız. Bakın, siz dedim. Ne zaman aldın sen burayı? Hala bütün bunların bir oyun olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yanınızdaki lambayı yakın. Bravo yani. Odunlar bile hazır. Anında şömine olayı. İster misin şimdi bir de şarap şişesi bulsun? Bir şişe şarap buldum. İçelim, içimizi ısıtır ayakları. Bir şişe şarap buldum. İçelim, içimiz ısınır. Bu kadar değildir canım. İki de kadeh çıkar mutlaka. Şişeden içecek değiliz ya. Thank you.
biraz ısınırsınız. Ben şuradan birkaç parça odun kırayım. Tükenmez gibi kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Hasret tükenmez gibi kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti. Gözlerim gözlerini canım bir dakikada seçti. Hasret tükenmez gibi kavuşma bir dakika. Sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. Sevişmek bir dakika. Aslında düşününce haklısınız. Ayarlasam bu kadar denk gelmez. Yani sizi etkilemek gibi bir amacım olsaydı hayatta. Oğlum Tarık, belki de var, farkında değilsin. Belki farkındasın da itiraf etmiyorsun. Saçmalama, kendine gel. O patron, sen şoförsün, unutma. Ama düşün. Bundan daha uygun bir gece olamaz bunu düşünmek için. Benden bir iste... Yapacaksın? Sarhoşsunuz siz. Evet, sarhoşum. Ne yapacaksın? Dur tahmin edeyim. Durun, ben sizi yatırayım şöyle. Sonra da nazikçe ayakkabılarımı çıkaracaksın. Bir şey mi dediniz? Ayakkabılarımı diyorum, ayakkabılarımı. Çıkarayım mı? Sanki ben çıkarma desem çıkarmayacaksın. Sanki şimdi üzerimi örtüp yanıma oturmayacaksın. Bundan sonra yapacaklarını adım gibi biliyorum Tarık Efendi. Ben gözlerimi kapatacağım. Ağladım.
Senin için üç defa elimde parçalanmış bir hayat var aslında. Hapsoldum söylediğim yalanlara, çıkışlar hep kapanmış ruhumda sokaklarda. Sen de durursun isterim.